Ömer. Nereden bildin burada olduğumu? Nerede olduğunu tahmin etmek çok zor olmadı. Zeynep'in annesi öldüğünde Zeynep bir gece ağlama krizine girdi. Ne yapacağımı şaşırdım. Sonra annen geldi Medya Hanım. Dedi ki kızım dedi göğsüne yatır, bir ninni söyle. Dedim koca kız ninniyle sakinleşir mi? Sen dedi söyle. Gerçekten Zeynep sakinleşti, uyudu. Annen seni de öyle sakinleştirmiş. Yattığı yer incitmez. Amin. Amin. Bazen hala böyle bir köşe başından çıkıp gelecekmiş gibi hissediyorum. Bazen de sesini unutmaktan bile korkuyorum. Çok güzel olur. İnsan annesini kaybedince kimsesiz hissediyor kendini. Gitmeden ona bir veda etmek istedim. Gidecek misin gerçekten? Evet. O zaman sana bir hikaye anlatsam. Geçmişten gelen geleceği şekillendirecek bir hikaye. Dinler misin beni? Dinlerim de. Bundan yıllar evvel çok popüler, ünlü bir doktormuş Kemal Demir. Hala öyle. Ama Hakan Aydınlar olarak. O zaman başkaydı ama. Hastalar hastanenin önünde sıraya girerdi. Beni Kemal Demir ameliyat etsin derlerdi. Yetişemezdik. Sıraya koyardık hastaları. Sonra Yalçın hastalar kaçmasın diye bunu kötüye kullanıp hastalara sizin ameliyatlarınıza Kemal Demir girecek diye başka doktorları ameliyata soktu. Hastanede çalışan 7 kişiyi de habersiz o ameliyatlarda çalıştırdı. O 7 kişiden biri de bendim. Hakan bunu öğrenince çok sinirlendi. Kavga etti Yalçın'la. Yalçın da tehdit etti onu. O 7 kişi bir daha dedi iş bulamaz. Gerçekten de öyle. Sonra Hakan hiç kimsenin yapamayacağı bir şey yaptı. O 7 kişi için bütün geçmişini, unvanını, ismini, her şeyi o hastanede bıraktı çıktı. Bunları bana neden anlatıyorsun? Hakan Hoca'nın geçmişinin benimle ne ilgisi var? Hakan'ın düşündüğü sadece o 7 kişi değildi onlar. Bir kişi daha vardı. Emre Yakut gibi bilirsin öğrencisi. Cenazesinde bir telefon geldi. Bir ortaokul öğrencisi acil serviste olay çıkarmış. Her yeri damla duman etmiş. Sonra Gümüşok mal zararı ile birlikte
o çocuğun annesine yüklü bir miktarda fatura çıkarmış. Hatta o çocuğa suç duyurusunda bulunmaya kalktılar. Çocuk 14 yaşından büyük olduğu için bu kesinlikle mümkündü. Çocuk ıslah evine gidebilirdi. Sen neden bahsediyorsun? Bu sana ilginç gelmedi mi Ömer? O kadar olay çıkardıktan sonra nasıl hiçbir şey olmamış olabilir? Hem de Hakan'ın öğrencisinin öldüğü gün. O onun yasını tutmak yerine başka bir çocuğun hayatını kurtarmayı tercih etti. Onun tüm eğitim masraflarını karşıladı. Hani senin bildiğin o kan parası var ya. Onu hastane ödemedi. Sen neler diyorsun? Emin misin? Tabii ki eminim Ömer. Eminim. Hakan ölse bunları sana asla anlatmazdı. Ama sen şimdi gideceğim. Yalnızım, benim kimsem yok diyorsun ya. Yalnız değilsin Ömer. Gerçekten yalnız değilsin. Hakan'ın eli, gölgesi her zaman senin üzerindeydi. Bunu bilmeni istiyorum.